Değerli arkadaşlar, dün Ağrı'da bir bürokrat Ağrı halkını teker teker fişlemiş. Bu fişleme olayı nasıl açığa çıktı, basına yansıdı, belki sizler de takip etmişsinizdir. 600'e yakın kişi fişlemiş ama kendi bilgisayarında yapmıyor bir işlemi. Başka bir bilgisayardan mail atarken bunu kapatmayı unutuyor ve bu bilgiler dolayısıyla basına yansıyor. Bizler de böylelikle öğrenmiş olduk. Kimleri fişliyor? Ağrılı esnafları, siyasetçileri, emekçileri ve fişlenme notunun karşısında da ne diyor biliyor musunuz? Bu HDP'li, bu HDP'ye yakın, bu HDP'ye oy verme ihtimali var şeklinde bir fişleme görüyoruz. Ama şunu unutmayın, bir kez daha burada hatırlatmak isteriz sizlere. Bu fişlemeyi yapanlar sanmayın ki size sadakatinden doğru bunları yapıyor ya da millet vatan sevgisinden dolayı yapıyor. Yani bu ihbarcılık, bu fişlemeyi yapanlar aslında bu durumu siyasal bir ranta dönüştürmüş durumda. Dolayısıyla ya yaranmacılık yapmak için ya da kendisiyle ilgili bir meselesi vardı, bunu örtbas etmek için sağında solunda olan herkesi eline kalemi alır almaz ihbarcılığa soyunuyor. Bazen de bütün bu durumun kendisi de bazen aslında toplumun çürümüşlüğü olarak ortaya çıktığını da sizlere hatırlatmak isteriz. Gerçekten bu bir siyasal ranta dönüşmüş durumda. Dolayısıyla insanlar suçlu olduğu için değil, suç bu şekilde icat edildiği için insanlar cezaevlerinde bugün. Ve dolayısıyla sizler aslında bir anlamda suç icat ediyorsunuz. Ama unutmayın ki bütün faşizan örneklerinde görüldüğü gibi bu durumun adı siyasal kötülüktür. Ve bu siyasal kötülüğe de siz halkı dahil etmeye çalışıyorsunuz. Yani siz fişlediğiniz Ağrılı esnaf, Ağrılı bakkal HDP'li olmaktan vazgeçmedi, vazgeçmeyecektir. Cezaevlerinde rehin de alsanız, tutsak da alsanız, fişleseniz de bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Sokakta da, parlamentoda ya da mahkeme salonlarında da biz HDP'nin sahip olduğu bu değerleri savunacağız. Bedeli ne olursa olsun. Çünkü biz biliyoruz aslında burada savunulan şey HDP değil, toplumun kendisidir. Bizler toplumun değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Bir de şunu bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim ki HDP'ye uygulanan zulmün binde biri size yapılmış olsaydı AKP diye bir parti ortada kalmazdı. Emin olun bundan. Çünkü bakın bütün bu soykırım operasyonlarına, bu baskı politikalarına, bu yıldırma politikalarına karşı HDP dimdik ayaktadır. Çünkü HDP'yi bir arada tutan şey özgürlüğe, barışa, adalete olan inançtır. Yoksa çıkarların birliği değildir HDP'yi bir arada tutan. Onun için de öyle bütün bu baskılarla sonuç alamayacaksınız. Onu da bilin. Boşu boşuna da insanları fişlemekten de vazgeçin. Yine bizler bu kürsüde bunları yani hukuksuzlukları dile getirdiğimizde siz her söz hakkı aldığınızda şunu söylüyorsunuz. Bizi kimlik siyaseti yapmakla suçluyorsunuz. Yani gerçekten bu politikaları yapan sizler, dolayısıyla bu politikalarınızda siz her gün halka, HDP'lilere, Kürtlere Kürt olduğunu hatırlatıyorsunuz. HDP'liye HDP'li olduğunu hatırlatıyorsunuz. Dolayısıyla bizim burada bunu ifade etmemiz kimlik siyaseti yaptığımız anlamına gelmiyor. Aslında sizin politikalarınız bizi bu noktada bu yaptığınız politikayı teşhir etmeye zorunlu hale getiriyor. Yani açıkçası Türkiye'de bir dönem Kürt olmanın imkansızlığı vardı. Bir günde Kürt olmanın zorunlu açığa çıktı sizin bu siyasetinizden kaynaklı. Dolayısıyla bizler de burada bunları anlatmaya devam edeceğiz. Bakın sadece bir iki örnek vermek istiyorum. Kemal Korkut Diyarbakır Nevroz'unda katledildi. İki gün önce de onun mahkemesi vardı. Annesi de bilmiyorum siz duymamışsınızdır mutlaka. Kemal'in katledildiği yerde oğlu yerine toprağı okşamak zorunda kaldı. Kemal'i vuran polis ne oldu? Bir gün gülüyorsunuz, bence bu durumda hiç gülünecek bir durum yok. Çok bence utanç duyulacak, üzülünecek, vicdan azabı çekilecek bir durum. Ama Kemal Korkut'u vuran polis ne oldu? Tutuksuz yargılanıyor. O fotoğrafı, o manşet olabilecek, vicdanları sızlatacak fotoğrafı çeken gazetecinin evi basıldı. Neden o fotoğrafı çekti diye. Yine Yüksekova'da benzer bir durumda sivil insan infazları ifşa ettiği için Nedim Türfent cezaevinde ve 7 yıl ceza aldı. Yine benzer bir gazetecilik örneğini sergilen Zehra Doğan
bir gün cezaevinde tutuklu. Ben de bir kez daha onlar şahsında hakikati dile getiren, hakikat mücadelesini veren tüm gazetecileri saygıyla selamlıyorum. Yine arkadaşlar bir örnek, bu zırhlı araçlarla ilgili arkadaşlar çokça burada ifade etti. Ben de bir kez de ifade etmek istiyorum. Bu zırhlı araçlardan kaynaklı 9 tanesi çocuk, 30'a yakın sivil katledildi. Bu 9 çocuk sadece sokakta çocuk olmaktan kaynaklı sokakta oynadığı için, karşıdan karşıya geçtiği için veya evin içerisinde uyuduğu için katledildi. Şimdi biz bunlara kaza mı diyeceğiz? Elbette ki bunların kaza olmadığını bizler çok iyi biliyoruz, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu cezasızlık politikası bunun nedenidir. Çünkü o panzeri süren kişi, görevli hiçbir şekilde yaptığından sorumlu tutmayacağını, cezalandırılmayacağını biliyor. Onun için de bu kadar rahat bir şekilde bütün bunları gerçekleştiriyor. Ama ne hikmetse siz kürsüye çıktığınızda ne kadar büyük bir iktidar olduğunuzu, ne kadar kudretli olduğunuzu anlatıyorsunuz. Ama ülkede yaşanan hiçbir sorunda da her ne hikmetse sorumlu değilsiniz. Bu nasıl oluyor onu da açıkçası biz çözemedik. Yani çünkü dolar yükseliyor, altının fiyatı yükseliyor. Bunun nedeni kötü ekonomi değildir. Aslında küresel piyasalardaki etkilerden dolayıdır. Ya da gözaltına polis birini alıyor ki bizler biliyoruz gözaltında siz bir sandalyeden öbür sandalye bile izinsiz geçemezsiniz. Ama gözaltında birisi intihar etti, pencereden atladı, intihar edildi deniliyor. Bunda sizin sorumluluğunuz yok ve buna da inanmamızı bekliyorsunuz. Açıkçası sizin döneminizde yaşanan şeyin adını koymak o şey yapmaktan daha büyük bir suç haline geldi. Yani mi Roboski'lilerin ölmesi suç değil ama bizlerin burada Roboski katliamı olduğunu söylediğimiz zaman bu suç sayılıyor. Bu da açıkçası sizin büyük bir başarınız olarak da söyleyebiliriz. Yani sürekli istikrardan söz ediyorsunuz. Ya evet bir istikrar var, o da neyin istikrarı diye sorarsanız ki zulmünüzün istikrarıdır. Bu zorbalığı sürdürmekteki kararlılığınız ve istikrarınızdır. Yani ben bir iki şey daha vardı söyleyeceğim ama zamanım yetmediği için ağrıya değinmek istiyorum. Ben biliyorum ağrılar geç saatlere kadar plan bütçe görüşmelerini takip ediyorlar. Bir önceki hatip söylemişti belki bize de bir şey düşer diye. Gerçekten ağrılar da o dört gözle bu bütçe çalışmalarını dinliyorlar. Ama sanırsam bir dakikam kaldı. Ama bir dakikada bunu ifade etmek çok zor ama biz daha önce bir saatte yakın Ağrı'nın sorunlarını meclis basın odasında ifade etmiştik. Gerçekten Ağrı il olmuş ama il olmanın vasıflarını taşıyan hizmet olarak hiçbir şeyden yararlanmıyor. 15 yıldır da bu devam ediyor. En basitinde gerçekten Ağrı'ya hizmet artık kent, vaat, totoloto gibi bir hizmet yapıldığında işte bir AKP'li bir vekil geliyor diyor ki bu ay yapılacak. Sonra başka bir çalışma için ya da kongre için ya da toplu açılış dedikler ama neyi açtıklarını biz bilmiyoruz ağrılar olarak. Diyorlar ki hayır bu ayda sonraki ay açılacak. En son bir tane devlet hastanesi vardı. 6 yıldır bitmedi. Ben plan bütçe konuşması görüşmelerinde Sayın Bakan'ın kendisine sordum. Bu Ağrı Devlet Hastanesi ne zaman bitecek? Bana dedi ki Ocak ayında bitecek. Sonra ne oldu? 3 Ocak'ta AKP'nin ilk kongresi yapıldı. Cumhurbaşkanı orada ey ağrılar size müjde veriyorum hastane. Tamamlayın sayın. Valla ciddi alsanız iyi olur. Şimdi siz ağrıları ciddiye almıyorsunuz demektir. Siz halkı ciddiye almıyorsunuz. Bu halkın görüşleridir. Neyse zamanımı size cevap vererek harcamayacağım. Sonra Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki ey ağrılar müjde size ne olmuş? 6 yıldır bitirmeyen hastane Mart'ta bitecek. Bu da müjde olarak veriyor. Ya insan biraz utanır, sıkılır. Bir öz eleştiri yapar. Der ki ben bunu niye yapamadım? Hani siz köprüleri 2 ayda bitirmekle övünüyordunuz? Bu Ağrı Devlet Hastanesi 6 yıldır neden bitilmiyor? Ama biz bunun neden olduğunu evet aklınızı kiraya vermiş olabilirsiniz ama ağrı halkı sorgulamaya devam ediyor. Devam da edecektir. Ama bir kez de şunu size hatırlatmak isteriz ki ağrılar şunu artık kabul etme, vaat kenti olmaktan çok sıkıldı. Özellikle DBP belediyesi bizim iktidarımızla, bizim muhalefetimizle aslında neyin nasıl başaracaklarını da çok iyi biliyorlar. Onun içinde sizin bu hem kayın politikalarınıza hem bu DBP belediyelerine yönelik yaklaşımlarınızı kongrenizde de mahkum ettiler. Siz de çok iyi bilirsiniz nasıl bir cevap verdiklerini. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Ağrı Milletvekili Sayın Dirayet Taşdemir konuşacak. Buyurun Sayın Taşdemir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 9 güne yakın arasında mecliste bütçe sürecini konuşuyoruz. Ama hükümet adına söz alan hatipler öyle bir tablo çiziyorlar ki sanki biz Türkiye'de yaşamıyoruz, Alice Harikalar Diyarı'nda yaşıyoruz. Bu tablonun böyle olmadığını da ifade eden bizler bu kürsüde genelde bir müdahaleyle karşılaşıyoruz. Sizin sıralarınızda hemen sesler yükselmeye başlıyor. Aslında tablonun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani sanki bu ülkede o hal ilan edilmemiş, binlerce kişi şu an cezaevlerinde değil, bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle binlerce insan açlığa mahkum edilmemiş gibi. Bir de zaten bu ülkenin hiç yolsuzlukla ilgili bir gündemi de yokmuş gibi her şey mükemmel, siz mükemmel, bütçe tartışmaları mükemmel gidiyor. Ama biz bunun mükemmel olmadığını çok iyi biliyoruz. Biz aslında halkın neler yaşadığını, halkın gerçek gündeminin ne olduğunu da bu kürsüye çıkan hatiplerimiz sıkça ifade etmeye çalıştı. Bizler de bu kürsüye her çıktığımızda bu gerçekliği size hatırlatmaya devam edeceğiz. Yine bütçe görüşmeleri sırasında yani 9 gündü biz çokça açıkçası dinledik. Bu bütçenin kimlere peşkeş çekildiğini, nasıl çarçur edildiğini de biliyoruz. Ama buna karşı verdiğiniz cevap neydi? İtibarımızdan biz tasarruf etmeyiz. Tamam biliyoruz itibarınızdan tasarruf etmiyorsunuz ama bari zulmünüzden, bari zorbalığınızdan tasarruf edin ki halkın geri kalanı da mesut mutlu olsun.